Tam adı Şemsül Me'arif Belle Taifül Avarif'tir. Taşköprizade, havas ilimlerinin öncelikle, Kur'an surelerinin başında yer alan huruf-ı mukatta'yı, ilahi kelamı oluşturan bütün harfleri, bu harflerden meydana gelen besmeleyi, Allah'ın isimlerini ve ayetlerin bazı gizli özelliklerini, havas sayılarla ve diğer varlık türleriyle irtibat halinde keşfetme, bu keşfin sonunda harfler, isimler ve dualarla tasarrufta bulunma. Ayrıca maddi ve manevi ihtiyaçları temin etme gayesiyle ortaya çıktığını, bu sebeple havas ilimlerinin temelde tefsir ilminin alt kolları sayıldığını ve şer'i ilimlerden kabul edilebileceğini, bu ilimlere dair en meşhur eserin, Buni'nin Şemsül Marifi olduğunu söyler. 40 bölümden oluşan eser, İslam dünyasında batıni ilimlere dair yazılmış ansiklopedik mahiyette, en hacimli kitaplardan biri olup, 7 ilmin konularını içerir, harfler ilmi, sayılar ilmi, cefir ve vefkler ilmi, zahirçe ilmi, anasırı erba ilmi, yıldızlar, felekler, burçlar ve menziller ilmi, isimler, rukyeler, tılsımat ve dualar ilmi, simya ilmi. Müellif eserin girişinde maksadının Esma-i Hüsna'nın yüceliğini belirtmek, harflerin sayılarla muvafakatinden vefik ortaya çıkan ilahi hikmetleri açıklamak, dua, ilahi isimler ve onlara tabi olan sure ve ayetlerdeki harflerle tasarruf ve teshirde bulunmanın keyfiyetini bildirmek olduğunu söyler. Bu kitaptan ancak maddi ve manevi temizlenmeyi gerçekleştiren, Allah'ı zikreden, seyri sülük yapan kimselerin faydalanabileceğini, içerdiği bilgilerin sadece belli bir riyazet ve halvetle tatbik edilebileceğini, bu sebeple tasavvufi bir mahiyet arz ettiğini belirtir. 28 harf ile sayılardan, harflerle kozmik varlıklar arasındaki münasebetlerden, felek ve burçların havasından, ayrıca bazı geometrik ve girift şekillerden, ruhani etkilerin meydana gelebileceği düşüncesinde olan Buni. Eserini başta Esma-i Hüsna, Besmele, Fatiha, Ayetül Kürsi olmak üzere bazı dua, ayet ve surelerin manevi tesirlerine dayanarak, maddi alemde bir takım tasarruflarda bulunmanın mümkün olduğu görüşünden hareketle telif etmiştir. Eser Kur'ani unsurlara dayandığından bir tür işari tefsir, ilahi isimleri açıklamayı amaçladığından, tasavvufi mahiyette bir Esma-i Hüsna şerhi, harfler, isimler, ayetler, dualar, tılsımlar ve vefkilerle alemde tasarrufta bulunmak için bazı riyazet ve halvet uygulamalarını içerdiğinden, tasavvufi adab kitabı olarak görülebilir. Harflerin sırları, harflerle kozmik menziller arasındaki ilişkiler, gün ve saatlerin insanlar üzerindeki etkisi, 28 ay menzilinin keyfiyeti, harflerle ilişkisi ve kozmostaki hükümleri, 12 burcun içerdiği gizli işaretler, besmeledeki sırlar, besmele ile yapılan muska, rukiye ve tılsım türleri, Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmek için kullandığı ilahi isimler ve bu isimlerle yapılan vefkiler, huruf-ı mukatta ve ayetlerin havası, Fatiha'nın sırları, duaları ve havası, Fatiha ile yapılan rukiyeler ve riyazetler, Allah ismiyle yapılan gizli tasarruflar, hastalıklara ve musibetlere karşı okunacak dualar, çeşitli ihtiyaçların giderilmesi, rızık temini için dualar, bu dualarla beklenen tesir ve bereketin gerçekleşmesi için yapılacak riyazetler. Esma-i Hüsna ve vefkileri, Hazreti Süleyman'ın mührü. Ayetül Kürsi ve gizli bereketleri, Yasin suresi ve duaları, haftanın günlerine ait dualar. 10 grup Esma-i Hüsna'nın havası, duaları, Allah'ın 99 isminin dışındaki bazı ilahi isimler, bu isimlere hizmet eden melekler. Varlık dairesinin sırlarının şerhi, cefir ilmi, zahirce ilmi. Cefir kaidelerinde bulunan gizli harfler, bitkilerin havası. Simya ilmi, harflerle, tasarrufta bulunmak için gereken halvet ve riyazetler. Buni'nin tecrübe ettiği ilahi isimlerle çeşitli vakitlerde yapılacak dualar, eserin başlıca bölümlerini oluşturur. Kitapta en geniş yer Esma-i Hüsna ile tasarrufta bulunmanın birbirinden farklı metotlarına ayrılmıştır. Buni'ye göre harfler, sayılar, kozmolojik mertebeler ve varlıklar hizmet melekleri, canlı cansız varlıklardaki unsurlar, birbiriyle münasebet içinde varlık şifresini çözmektedir. Şemsül Marif'te yer alan 400 civarında şekil diyagram, bu şifrelerin geometrik ifadeleridir. Bu şifrelere ulaşmak ve onlarla tasarrufta bulunmak için süluk, riyazet, halvet ve helal lokma zorunludur, aksi takdirde kötü sonuçlara yol açabilir. Müellif bunların, bizzat kendisi tarafından tecrübe edildiğini belirtir. Ahmed el-Buni, Şemsül Marif'te zikrettiği bilgilerin asıl kaynağının, Hazreti Adem'e kadar uzanan peygamberler olduğunu söyler. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Danyal, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Muhammed gibi peygamberler bu bilgileri açıklamış, bazı peygamberleri ise saklamıştır. Hazreti Muhammed havas bilgilerini cem etmiş ve Hazreti Ali'ye öğretmiştir. Evliya bu tür bilgileri Hazreti Ali yoluyla almıştır.
Bu intikalde Cafer es-Sadık önemli halkalardan biridir. İbni Haldun, bu bilgilerin kitapta vurgulandığı üzere, mantıki akıl yürütmelerle değil, ilahi ilham ve hikmetle elde edilebileceğini söyler. Havas ilimleri sadece yazılı metinden okumakla değil, silsileye tabi bir manevi üstadın verdiği nefes ve talimatla öğrenilir ve uygulanır. Şems-ül Marif'in sonundaki silsilelere göre Buni, kelime-i şehadet sırrını, Ebu Abdullah Muhammed bin Mahmud bin Yakup et-Tünisi'den. Huruf ve vefik ilmini şeyhleri, Ebu Abdullah Şemseddin el-İsfahani, Siraceddin el-Hanefi, Ebu Abdullah Muhammed bin Ali, Ebul Hasan el-Herani, Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmed el-Kureşi'den ve Kudüs'te görüştüğü abdallardan almıştır. Ona göre Şeyh-i Kureşi, bu ilimleri 600'den fazla Mağribli ve Mısırlı şeyhten öğrenmiştir. Bunun yanı sıra, kitapta anlattığı havas bilgilerini elde etmek için Kudüs, Dımaşk, Halep ve Hermetik birikimin yaygın olduğu Mısır'daki İhmim şehrine seyahatte bulunmuş. Nuh tufanından önce Yunanlılar tarafından saklanan İhmim piramitlerindeki hazinelerde, bulduğu simya kitaplarıyla Devsem İbni Sase, Pisagor, Eflatun, Menelaus, Cabir bin Hayyan, Ebu Bekir el-Razi, Ares, Hipokrat, Hermes, Calinus, Arsus, Rolika, Luka, Miskin, İbnül Muhtar, Maria, Halid bin Yezid gibi müelliflerin, kadim okült ilimlere dair kitaplarından faydalanmıştır. Julius Ruska, Şems-ül Ma'arif'teki kimya ilmine dair bilgilerin, büyük çoğunluğunun Ebu Bekir el-Razi'nin, Kitab-ül Esrar'ından nakledildiğini söyler. Bazı modern kaynaklarda Buni'nin, Cezayirli olmasından hareketle, İspanya Yahudilerinin Kabala denilen mistik rakamsal sistemlerinden, muskacılık konusunda Keldani kültüründen, ilekli hizmet melekleri, cin ve ifrit isimleri zikretmesiyle, İbrani ve Süryani kültürlerinden etkilendiği, İsmaililer vasıtasıyla Kuzey Afrika'da yayılan Cafer es-Sadık kaynaklı Cefir ilminin, Ebu Mesleme Muhammed bin İbrahim Ebu Kasım el-Mecriti'den sonra, onun tarafından devam ettirildiği ileri sürülmüştür. Bununla birlikte Şems-ül Marif'in, hermetik literatür içerisinde değerlendirilmesi, kadim okültist geleneğin, İslami dönemde de devam ettiğini gösteren, bir kitap olarak görülmesi daha doğrudur. Şems-ül Marif sihir, büyü, tılsım gibi konularda pratik metotlar içermesi bakımından, İslam dünyasında yaygın biçimde kullanılmış ve yine bu sebeple bazı İslam ülkelerinde, mutaassıp çevreler tarafından yasaklanmıştır. Şems-ül Marif'in Şems-ül Marif'il Kübra, Şems-ül Marif'il Vüsta ve Şems-ül Marif'il Şura adlı büyük, orta ve küçük hacimli 3 versiyonu bulunmaktadır. Eserin 1221 tarihli en eski yazması, Manisa İlhalk Kütüphanesi'nde, küçük hacimlidir, 60 varak. Paris Bibliothèque National'daki nüshada, Leiden ve Berlin'deki bazı nüshalarda eserin, 13. yüzyılda yazıldığı belirtilir. Tevfik Fehde göre Şems-ül Marif'in orijinali bu nüshalardır. Geniş ve orta hacimli nüshaları ise, daha geç dönemlere aittir. İlk dönem yazmalarının adında Kübra, Büsta, Sura kelimeleri bulunmamaktadır. Bunlarla eseri tanıtan en eski kaynak, Katip Çelebi'nin Keşf-ü Zununu'dur. Ulman, Gevheri ve Edgar Francis'e göre günümüzde yaygın biçimde kullanılan, Şems-ül Marif-ül Kübra versiyonu, Buni'nin vefatının ardından bir talebesi veya takipçileri tarafından çeşitli ilavelerle zenginleştirilmiş, sonuna da bir senet eklenmiştir. Senette ve kitabın çeşitli yerlerinde Muhyiddin İbnül Arabi, Ebul Hasan Eşazeli, İbni Sebin, Taçeddin İbni Ataullah el-İskenderi gibi Buni'den sonra vefat etmiş şahsiyetlerin zikredilmesi, 34. bölümde 8-9. yüzyıllarda, gizli bilimlere yöneltilen tenkitlere cevap verilmesi, Şems-ül Marif-ül Kübra'nın sonradan yazıldığını göstermektedir. Eserin eski nüshalarında, Buni'nin senedi bulunmamaktadır. Şems-ül Marif-ül Kübra Kahire 1291 Taş Baskı, 1900, 1321, 1905, 1927. Bombay 1287, 1874, 1880 ve Beyrut'ta 1970, 1985, 2000 genellikle 4 cilt halinde basılmıştır. Son olarak eseri Şems-ül Marif-i Şura adıyla neşreden Ebu Selame el-Feridi el-Feleki, neşrin girişinde Sura versiyonunun, herhangi bir yazmasını elde edemediğini, mevcut Kübra yazmalarından farklı olan, İnani Es-Sadi'nin, 1863'te istinsah ettiği bir nüshayı kullandığını belirtmiştir. Şems-ül Marif'in henüz tenkitli neşri yapılmamıştır. Eseri Selahaddin Alpay, İstanbul 1979, 1988, 1995, Mustafa Varlı ve Nihat Fazıl Alsan Türkçe'ye çevirmiştir. Urduca tercümesi 1978'de yayımlanmıştır. Katip Çelebi, Buni'nin kendi eserini Teysirül Eyvarif fi Telhisi Şems-i Marif adıyla ihtisar ettiğini belirtir. Müellifin El-Usul ve Davabit-ül Muhkeme ve Şerhul Celcelutiyyet-ül Kübra adlı risaleleri, eserde geçen bazı pratik uygulamaları içermektedir.
Şemsül Maarif'in, doğuda ve batıda Havas ilimlerine dair yazılan eserler üzerinde önemli etkileri olmuştur. Eserdeki Cefir ile ilgili açıklamalardan derlenen bir risale İbnül Arabi'ye nispet edilmiştir. Esere Şemsül Afak adlı bir nazire yazan Abdurrahman el-Bistami, El-Fevaihu Miskiye fil Fevatihil Mekkiye adlı bu kitabında Şemsül Maarif ile El-Fütuhatü Mekkiye'yi mezcetmiştir. İbnül Haç et-Tilimsani'ye nispet edilen, ancak ona aidiyeti şüpheli olan Şumusülen var ve Künuzül Esrarı, Taşköprizade Ahmet Efendi'nin, Risaletü Şifa, Fi Edvail Vebası, Ebu Salim el-Nasibi'nin Dürrül Münazzam Fissırril Azamı, Seyyid Süleyman el-Hüseyni'nin Kenzül Havas ve Keyfiyeti Celp ve Tesiri, Şemsül Maarif'e dayalı çalışmalar arasında zikredilebilir. Vefik ilminin Avrupa'ya Buni vasıtasıyla geçtiği, Bizans alimi Manuel Moskopoulos'un, 1300'lü yıllarda vefkülere dair yazdığı kitapta, Şemsül Maarif'ten esinlendiği, Lovecraft'ın hayali kitabı Necronomicon'un Şemsül Maarif ile, Aslı Mecriti tarafından Gayetül Hakim adıyla yazılıp, 1256'da Kral 10. Alfonso'nun sarayında, Latince'ye çevrilen Picatrix kitabından, ilhamla kaleme alındığı, batılı çağdaş okültist akımlarca iddia edilmiştir. Kitap doğuda hurufilik, batıda New Letrist International hareketlerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Şemsül Maarif'i batı bilim çevrelerine Wilhelm Ahwerd tanıtmış, bunu Ahrens, Jean-Just Vicom, Tevfik Feht, Pierre Lory'nin çalışmaları takip etmiştir. Eserdeki bilgilere dayanarak, Buni hakkında Muhammed El-Gevheri ve Edgar Walter Francis tarafından doktora çalışmaları yapılmıştır. Şemsül Maarif, tarihi derinlikleri ve gizemli içeriğiyle öne çıkan önemli bir İslam eseridir. Ahmed el-Buni tarafından yazılan bu kitap, matematikçi, filozof ve sufi olan yazarın, bilgeliğini ve mistik anlayışını yansıtan bir başyapıttır. El-Buni'nin yazıları, eserlerin ezoterik değerini ve İslami öğretilerle ilgili konuları kapsar, özellikle de tılsım, sihir ve maneviyat gibi gizli ilimlere odaklanır. Ahmed el-Buni, Mısır'da yaşayarak birçok seçkin sufi üstadından eğitim almış ve bu bilgileri Şemsül Maarif adlı eserinde derlemiştir. Kitap, tılsım, astroloji, büyü ve diğer gizli ilimlerle ilgili bir rehber niteliği taşır. Ancak, kitabın içeriğinde yer alan potansiyel tehlikeler nedeniyle, zaman içinde çeşitli ülkelerde yasaklanmış ve hatta bazı baskılarda, içindeki sırların çıkarılmasına yönelik önlemler alınmıştır. Günümüzde, Şemsül Maarif'in orijinal nüshasının, dünyanın neresinde olduğu belirsizdir. Kitabın İslam dünyasının farklı bölgelerinde çok sayıda uyarlaması bulunmakla birlikte, özellikle Türkiye'de birçok benzer isim taşıyan kitapla karşılaşmak mümkündür. Ancak, kitabın içerdiği gizli ilimlerin kullanımı, İslam'ın doğrultusunda olmadığı takdirde, zararlı sonuçlara neden olabilir. Bu bağlamda, Şemsül Maarif'in tarihsel önemi ve içerdiği öğretilerin doğru anlaşılması büyük bir önem taşımaktadır. Şemsül Maarif, Ahmed bin Ali el-Buni'ye ait bir eserdir ve Havas ilimleriyle ilgili detayları içermektedir. Eserin tam adı Şemsül Maarif ve Letaiful Avarif'tir. Havas ilimlerinin temelde tefsir ilminin alt kolları olarak kabul edildiğini ve şer'i ilimlerle uyumlu olduğunu ifade eder. Bu alandaki en ünlü eserin, Buni'nin Şemsül Maarif olduğunu söyler. Müellif, eserin girişinde amacının, Esma-i Hüsna'nın yüceliğini vurgulamak, harflerin sayılarla uyumuyla vefik ortaya çıkan ilahi hikmetleri açıklamak, dua, ilahi isimler ve onlara tabi olan sure ve ayetlerdeki harflerle tasarruf ve teshirde bulunmanın niteliğini açıklamak olduğunu ifade eder. 1984 yılında Mehmet Serhan Tayşi, dönemin Kültür Bakanlığı tarafından imzalanmış bir yazı ile karşılaştı. Amerika Birleşik Devletleri, Millet Kütüphanesi'nde bulunan eski bir kitabın kopyasını talep ediyordu. Mektubu açan Tayşi, karşılaştığı bu isteğin üzerine, önce kitabı incelemeye karar verdi. Kitap, 800 yıl önce Ahmed Ali el-Buni tarafından yazılmış olan, Şemsül Maarif adlı eserdi. Tayşi, kitabın sayfalarını uzun süre karıştırdı, ancak Arapça ve Osmanlıca bilmesine rağmen, içeriği çözemedi. Bu nedenle konuda bilgi sahibi bir ilim adamını çağırarak, kitabın incelenmesini istedi. Yapılan araştırma sonucunda, kitabın sihir, astroloji, büyü ve havas olarak adlandırılan, gizli ilimlerle ilgili olduğu anlaşıldı. Ancak kitap, diğer benzerlerinden farklı olarak, neredeyse görünmezliğin sırlarını açıklıyordu ve içinde nasıl kullanılacağını belirten bir anahtar bulunuyordu. Mehmet Serhan Tayşi, kitabın sıradan bir kitap olmadığını anladı ve Amerika'nın bu kitabın peşinde olduğunu düşündü. Önce bakanlığa bir yazı yazdı, ardından konuyu MİT Müsteşarlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Başbakanlığa kadar taşıdı. Tayşi, kitabın kopyasını göndermemeleri gerektiğini ve kitabın içinde bulunan sırları anlatan anahtarı yok etmeleri gerektiğini vurguladı. Genelkurmay hızla cevap verdi, Tayşi'nin uyarılarına katıldı.
kitabın yanlış ellere geçmesi durumunda dünyanın en tehlikeli kitabına dönüşebileceğini belirtti. 2021 yılında Mısır'ın önde gelen iş adamlarından Hassan Rateb'in tutuklanması, ülkede büyük bir olayın fitilini ateşledi. Rateb, yargılandığı mahkemede tarihi eser kaçakçılığı yapan bir çeteye finansman desteği sağlamakla suçlanıyordu. Ancak bu olay, sadece finansmanın ötesinde, Mısır'ın tarihi zenginliklerini hedef alan bir çetenin ortaya çıkmasına neden oldu. Çetenin lideri Ala Hassane'nin, paçayı kurtaramadığı bir kazıda yakalanması, uzun bir süredir Mısır'ın farklı bölgelerinde yer altından çıkartılan 200'den fazla tarihi eserin ortaya çıkmasına yol açtı. Arkeolojik kazı sırasında yakalanan çete, mahkemede olayı daha da ilginçleştirerek Mısır gündemini sarsmıştı. Olayın dikkat çeken yanlarından biri, çetenin bu kadar zor keşfedilebilen eserlerin nerede gömülü olduğunu, nasıl bulduklarını itiraf etmeleriydi. Çetenin çökertildiği sırada ele geçirilen eski bir kitap, yetkililerin dikkatini çekti. Kitap incelendiğinde, onun Ahmed Ali Eybuni tarafından yazılmış olan, Şemsül Ma'arif adlı eser olduğu belirlendi. Bu kitap, çetenin tarihi eserleri keşfetme ve bulma konusundaki yöntemlerini açıklamış olabilir. Ala Hassane'in, çete lideri olarak, yaptıkları arkeolojik kazıları kırmızı cıva kullanarak gerçekleştirdiklerini ve bu karmaşık yöntem sayesinde cinlerle irtibat kurarak eserlerin gömülü olduğu yerleri tespit ettiklerini söyledi. Bu açıklamalar, Şemsül Ma'arif adlı eserden öğrendikleri yöntemle hazinelerin yerini bulduklarını ifade etti. Ancak çetenin bu cinlerle işbirliği yapma yöntemini itiraf etmeleri onları cezaevine gönderdi. Cinlerin define yerlerini bildiğini söyleyen çete üyeleri, Şemsül Ma'arif kitabından bu bilgileri edindiklerini kabul etti. Cinlerin define yerlerinden haberdar oldukları ve hatta bazı hazinelerin özellikle tılsımlanarak cinler tarafından korundukları bilinmektedir. 2017'nin Haziran ayında Fas'ın kuzeyindeki Rif bölgesinde başlayan kitlesel Hirak Rif hareketi protestoları bir dizi olaylı günle sonuçlandı. Bu olayların ardından, protesto liderlerinden biri yaşarken, evinde belirsiz bir şekilde yangın çıktı ve hayatını kaybetti. Kısa bir süre sonra, aynı mahallede bulunan 3 farklı akraba ve komşusunun evi de, benzer bir şekilde nedeni bilinmeyen bir yangında kül oldu. Bu gizemli yangınlar, mahalle sakinlerinde büyük bir korku oluşturdu. Protesto liderinin hayatını kaybetmesinden sonra, bir ekip arkadaşı sosyal medyada canlı yayın açarak, bu yangınların sebebini açıkladı. İddialara göre, ölen liderle birlikte, olayların başlamadan önce, Şemsül Ma'arif kitabını kullanmışlardı ve her şeyin sorumlusu olarak bu kitabı gösterdiler. İlk yangının olduğu evde, Şemsül Ma'arif kitabının bir kopyasına ulaşıldı. Bu durum, olayların arka planındaki gizemli olayları daha da derinleştirdi. Şemsül Ma'arif ve Ahmed Elbuni, Şeref Eldin veya Şihab Eldin veya Muhyi Eldin, Ebu El-Abbas Ahmed İbni Ali, İbni Yusuf El-Kureşi El-Sufi, daha çok Ahmed Elbuni olarak bilinen bir matematikçi, filozof ve tanınmış bir Sufidir. Onun hakkında çok az şey bilinmektedir. Yazıları, mektupların ezoterik değerini ve matematik, sihir büyücülük ve maneviyatla ilgili konuları ele almaktadır. Buna da bugünkü Annaba, Cezayir'de doğan Elbuni, Mısır'da yaşadı ve zamanının birçok seçkin Sufi üstadından eğitim aldı. Muhyiddin İbni Arabi'nin çağdaşı olan, döneminin en önemli kitaplarından birini yazdığı bilinmektedir, hala tılsımlar ve kehanet üzerine en önde gelen okült metin olarak kabul edilen bir kitap olan Şems el-Ma'arif. Bu tür büyülere sihir büyücülük yerine ilmi el-hikme bilgelik bilgisi, ilmi el-simiyah ilahi isimlerin çalışması ve ruhaniyat maneviyat adı verildi. Müslüman dünyasında büyücülükle ilgili sözde mücerrebat zamanla test edilmiş yöntemler, kitaplarının çoğu Şems el-Ma'arif'ten basitleştirilmiş alıntılardır. Kitap, bugüne kadar teoloji ve ezoterik sanatlar üzerine ufuk açıcı bir çalışma olmaya devam etmektedir. Ahmed Elbuni, tasavvuf yolunda birçok öğrenci yetiştirmiş ve öğretileriyle içsel arınma, tefekkür ve ruhsal dönüşümün önemini vurgulamış bir Sufi alimdir. Milattan sonra 1286 yılında Kahire'de vefat etmiştir. Gizem kapılarını aralamaya devam. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.